Kral, tarihi bir geceye hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol canım. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Fenerbahçe golü yedikten hemen sonra sahadan çekildi. Ne diyorsun? Bugün bu akşam aşağı yukarı 60-70 milyon var olan insanlarımız hepsi televizyonun başındaydılar. Niçin? İki güzide, iki kaliteli, iki milliler çıkarmış, başarılara imza atmış iki takımın bu akşam Süper Kupa yani Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı vardı. Unutmamak lazım. Ali Koç'un son 15 gündür oynamayacağız. U19'da çıkacağız. Onu yapacağız. Bunu edeceğiz. İşte 9. dakika altı kişi kalacağız derken geldi çattı. Maçı izledik. Protest ettiğim için siyahları giyindim. Bak bu kadar açık söylüyorum. Anlasınlar diye. Neyi protest ediyorum? Ali Koç'u ediyorum. Neyi protest ediyorum? Fenerbahçe'yi ediyorum. Yani ben algılamış ve anlamış değilim bir futbol adamı olarak. Kendisinin bir dönem önceki kulüp başkanı Aziz Yıldırım. 20 yıllık Fenerbahçe'nin başkanlığını yapmış Aziz Yıldırım bile hem formanın hem de armanın önemini, değerini ve bu maçla ilgili çok güzel söylemleri var. Ama gerçekten çok güzel. Altına imza atıyorum. Ne diyor? Bu forma ve arma çok değerlidir diyor. Müzelerde diyor, kupalar vardır diyor. Bir yerisini daha ilave etmek lazım diyor. Sen niçin diyor U19'da çıkıyorsun. Olmuyor şık değil doğru değil diyor. Aynısını söylüyorum. Altına imza atıyorum ve Aziz Yıldırım'ı kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten muhteşem bir söylem. Başka bir başkan olmadığı için yakın bir zamanda başkana başkan cevap verir. Niye? Aziz Yıldırım 20 yıllık Fenerbahçe'de başkanlık yapıp çok şeylere imza atmıştır. Saygı duymak lazım. Ama ne yazık ki Ali Koç Aziz Yıldırım'a bile saygı duymadı. Niye? Söylediklerini kabul etmedi. Söylediklerini yapmadı. E yapmadığı zamanda ne oluyor? Aziz Yıldırım da ona karşı artık bir antipatik durum ortaya koyuyor. Şimdi bu akşam sadece Fenerbahçe'nin sağdan çekilmesinden daha çok Türkiye'deki Fenerbahçe'ye bakış açısı da çok önemli. Çok kişi hırslanacak, çok kişi kızdı, çok kişi kırıldı. Belki taraftarların, kendi taraftarları da artık bıkmıştır, artık üzülmüştür. Kabul etmeyenlerin de olduğunu düşünüyorum. Bu akşam o sahayı terk ediş, U19'da sahaya çıkmak bunları kabul edilir bir şeyler değil. Yani bir kanun var, bir demokrasi var. Biz kanunlara göre yaşıyoruz hayatımızı. Şimdi futbolun da kanunları, kuralları var. E sen çıkıyorsun yabancı hakem istiyorsun. Yabancı hakemi istemek... Bugün için doğru değil ki. Sezon biter. Dersin ki ben yabancı, yabancı hakem istiyorum. E bir de sen kulüpler birliği başkanısın. Ve kulüpler birliğinin çatısı altında futbol federasyonuna söylediğiniz her şeyi yapmakla mükellef hemen hemen. Çünkü siz seçiyorsunuz onu. Ha siz seçiyorsunuz derken e, biraz zoraki oluyor. Biraz e, istemedikleriniz oluyor. Kabul ediyorum. Burada da haklısınız. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Mehmet Büyükekşi veya... Acı Ekşi, Türk Futbol Federasyonu'na yakışmıyor, federasyonu yönetemiyor, Türkiye'de bir kaos ortaya çıkıyor. Kimi yüzünden? Mehmet Büyük Ekşi'nin yüzünden veya Acı Ekşi'nin yüzünden. Tanju Çolak'ı tanımayan bir futbol federasyonunun ne yapabileceğini, ne yapmayacağını sizler daha iyi bilmeniz lazım. Yine tekrar buradan e, Ali Koç'a dönmek istiyorum. Bence bu kararı yönetim kurulu almadı. Bence bu kararı Ali Koç aldı. Bu kararın tamamı Ali Koç'a aittir. Denemesini de çekecektir. Kral Fenerbahçe'nin planı oyun durduğunda sağdan çekilmekti ama Icardi bu planı bozdu. 50. saniyede attığı golle maç ondan sonra zaten bitti. Sağdan çekildi. Ne diyorsun? Tabii ki böyle bir beklenti yoktu. Bu kadar erken golün geleceğini hiç kimse bilemez. Bütün planlamasını Fenerbahçe'nin bana göre bozdu. Şöyle ki benim aldığım haber, ben saat 8:30'da hem TikTok'a hem de kendi e, kanalımda ve e, sayfalarımda dedim ki, Fenerbahçe 8-9. dakikaya kadar duracak, sonra sahi terk edecek, sonra sında da Galatasaray takımı çift kale maç yapacaklar dedim. Hepsi çıktı, bak, hepsi çıktı. Sadece ne çıkmadı? Süre. O sürede de. Bana göre o gol beklenmedik bir goldü. Bütün planları alt üst etti. Hem Ali Koç'un hem de Fenerbahçe'nin. Çünkü e, bu kadar kısa sürede terk edilmeyecekti. İddia ediyorum. Ama gol işin içine etti. Gol planlamaları bitirdi. Gol herkesi şok etti. Niye? Çok erken. 50. saniye Fenerbahçe gol yedi. Icardi'nin vuruşundan. E sonra ne oldu? Telefonla veya Artık mesajla Ali Koç aşağıdakilere dedi ki takımı çekin dedi. Evet takımı çektiler. Acı bir gün, kapkara bir gün. Şık bir hareket değil. Türk futbolu adına güzel bir hareket değil. Bana göre kaos. Büyük kaos, kapkara kaos. Bunun başlangıcı Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamalar. Sonrasında da Ali Koç'un bak Ali Koç'un burada çok büyük hatası var. Ali Koç ne yapacak? Ne yapacağı da belli değil. İki ay sonra diyor ki yeni yönetim olacak diyor. Tekrar diyor başkanlık seçilecek diyor. Ama var mı yok mu onu da söyleyemiyor. Bence var. Evet var. Şimdi üzüldüğüm olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? İki takımda da oynamış bir Tanju Çolak olarak. Fenerbahçe için diyorlardı ki korktuğu için Ali Koç kötü bir skor alınırsa Ali Koç'un da sonu olur diye sahaya çıkmadı maça çıkmadı. Hayır asla değil. Ya arkadaşlar Fenerbahçe'nin takımının oyuncuları da çok kaliteli. Futbolcu değerleri 200 milyon Euro'nun üstünde. Fenerbahçe'ninki de Galatasaray'ınki de üstünde. Bunu iyi bilin. Fenerbahçe de Galatasaray'ı yenebilir. Galatasaray da Fenerbahçe'yi yenebilir. İkisi de çok iyi takım. Ligde diğer takımlara 25 puan öndeler. Yenemedikleri takım yok ikisinin. Sadece ikisi yenişecekler. İşte bu akşam o yüzden çok önemliydi. İşte bu akşam o yüzden çok değerliydi. Ama Ali Koç yönetim diyor. Hayır. Ali Koç'un düşüncesi bu. Ali Koç'un planlaması bu. Ali Koç'un yol haritası bu. Ali Koç istedi böyle oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ayıp değil mi bu? Soruyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı kupası yani birinci dakika Fenerbahçe takımı sağdan çekiliyor. Cumhurbaşkanımız hangi takımı tutuyor? E Fenerbahçe'yi tutuyor. E Fenerbahçe ne yapıyor? Süper Kupa'da, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birinci dakika sahayı terk ediyor. Bu ne lahana turşusu ya? Bu nasıl bir düşünce? Ben kabul etmiyorum futbol adamı olarak. Çirkin buluyorum, yanlış buluyorum, hafif buluyorum. Yok. Türk tarihine, Türk futbol tarihine yazılacaksınız. Unutulmayacaksınız. Bir şey daha söylemek istiyorum. O U19'da oynayanların psikolojik durumu ne olacak? Sağdan çekiyorsun. Onları kobay gibi kullanıyorsun. Biliyor musun? Kobay gibi kullandın. Sevgili Ali Koç. Onlara sen bir ücret mi talep verdin? Profesyoneller mi onlar? Hayır. Ama sen onları aldın getirdin. Hem maç yapmış olmalarına rağmen getiriyorsun ve birinci dakika sağdan çekiyorsun. İddia ediyorum yarısından çoğunun psikolojisi bozulmuştur. Çünkü buna hazır değiller. Çünkü o güçte, o kalitede, o kuvvette değil U19 oyuncuları. Daha birinci dakika gol yediler. Görmediniz mi? İlk pozisyon ve gol. Ne oldu? Planlar alt üst oldu. Suya düştü. Sevgili Ali Koç. Hiç mi Aziz Yıldırım'ı dinlemeyeceksin? Hiç mi Aziz Yıldırım'a kulak vermeyeceksin? Hiç mi saygı duymayacaksın? Sevgili Ali Koç. Aziz Yıldırım ya. 20 yıllık Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmış. Hakikaten sevilen, saygı duyulan, başarılı olmuş, başarılı olmamış. Ama armaya ve formaya saygısı büyük. Verdiği mesajlarda ortada. Ben vermedim bu mesajları. Aziz Yıldırım verdi bu mesajları. Ama bu mesajlar ben okuduğum zaman doğruluk niteliği çok fazla. Kabul ediyorum. Evet Aziz Yıldırım'ın söyledikleri hepsini kabul ediyorum. Burada, burada kaosu yaratan bir Fenerbahçe oldu. Ama Fenerbahçe'de taraftar bunu istemiyor. Bak taraftar bunu istemiyor. Taraftar çıkıp Fenerbahçe'nin oynamasını istiyor. Mücadele etmesini istiyor. Kazanmasını istiyor. E ne oldu? 1-0 oldu. Maç durdu. Dışarı çağrıldı U19'daki oyuncular. Olay bitti. Daha sonra futbolcuların hepsi orta sahada sevinçle, mutlulukla kutladılar. Sonra da benim söylediğim gibi çift kale maç yaptılar. Hayat devam ediyor sevgili Ali Koç. Biliyor musun? Hayat devam ediyor. Ben kabul etmiyorum yaptıklarını. Doğru da bulmuyorum. Ha! Yabancı hakem. Evet. Yabancı teknik direktörün var mı? Var. Yabancı oyuncun var mı? Var. Yabancı antrenör yardımcın var mı? Var. Abi hakem de olur. Ama o gün bugün değil Ali Koç. Bu maç değil Ali Koç. Değil. O gün bugün değil. Sezon biter. Biraz evvel de söyledim. Sen Kulüpler Birliği Başkanısın. Ağırlığınızı koyun, tavrınızı koyun. İstediğinizi Futbol Federasyonu'na yaptıracak güçtesiniz. Çünkü o kulübün birliği 20 tane takım başkanı orada düşüncelerini Futbol Federasyonu'na aktarıyorlar. Onlar da ona göre planlama yapıyorlar. Ama o gün bugün değil sevgili Ali Koç. Hata burada, yanlış burada. Ben bunu söylüyorum söylemeye de devam edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı. Psikolojik üstünlük bizde diye. Bu dakikadan sonra psikolojik üstünlük kimde? Fenerbahçeli futbolcuların e, psikolojik olarak bu durumdan etkilenmesi söz konusu mu? Çok yazılacak, çok çizilecek. Fenerbahçeliler kendi tarafta başkanı tutacaklar. Galatasaraylılar kendi taraftakini tutacaklar. Orta yok. Orta bizleriz. Benim. Biraz evvel de söyledim. Bu 19'daki çocuklar için kötü. 19 yaşındaki oynayan Fenerbahçeli futbolcuların e, mutlaka o futbolcuları biraz terapi yapmak lazım. Konuşmak lazım. Çünkü Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve sen Icardi'li, Musteral'ı, işte Nelson'lu, Töreralı, Kerem'li, Abdülkedir'li bir takımın karşısına çıkarıyorsun o 19'u. Hepsi birer yıldız. Galatasaray'dakilerin hepsi birer yıldız. E şimdi bunlara karşı o 19 ilk defa maç yapıyor. Bu düşünülmesi gerekir. E o yüzden diyorum ki mutlak suretle psikolojik van destek vermek lazım. Yanlarında olmak lazım. Galatasaray zaten bildiğimiz Galatasaray çıkıyor. Tam kadroyla, saygısıyla, sevgisiyle, disipliniyle e, Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara uyuyor. Ama diğer taraf ne yapıyor? U19'la maça çıkıyor. E nasıl olacak bu? Denge o kadar farklı ki. Galatasaray burada. Fenerbahçe'nin U19'ları burada. E daha birinci dakika 50. saniye Fenerbahçe'nin U19'ları gol yiyor. Bunun hesabını yapmadıydı. Gol yemez düşüncesindeydi. Niye? Maç başladı. 11 kişide Fenerbahçe'li U19'daki 11 kişide de topun arkasındaydılar. Hiç basmadılar. 30-40 saniye top Galatasaray'daydı. Bir uzun top. Kafayla aşırtma. Icardi vurdu gol oldu. Bu da Allah'ın takdiri ya, ya normal bir şey değil bu. Birinci dakikada gol çok zor atılır Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin kendi yıldızları oynasaydı bu gol olur muydu? Asla değil. Olmazdı. İşte bundan hesaplarını ince hesaplar. Tabii bu hesapların içinde Ali Koç'un birçok hesabı vardır mutlaka. Ama Ali Koç'ta şunu gördüm: çok çabuk sinirleniyor, masaya vuruyor, topasın toplantısında, maçtan önceki konuşmasında. E ben bunu kabul etmiyorum. Efsane kupalar kazanmış, şampiyonluklar kazanmış Fenerbahçe'nin başkanının bunları yapmasını ben kabullenemiyorum. Bir futbol adamı olarak yazıklar olsun diyorum. Kral, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında bugün dezavantajlı duruma düşen taraf Fenerbahçe mi oldu? Ben şöyle düşünüyorum, kendi düşüncemdir bu. Gidecekleri her deplasmanda Fenerbahçe'ye bu anı hatırlatacaklar. Hem futbolcularına, hem teknik direktörüne, hem de başkana Ali Koç'a yuhladılar. Ali Koç dışarı diye bağırışmalar oldu. Yani bunlar çok önemli. Sadece muaşlı olmayacak artık çünkü bunu Türkiye'deki futbol severlerin %80'i %90'ı bu davranışı beklemiyordu. U19'da çıkılmasını kabul etmiyordu. Sahayı terk etmeyi kabul etmiyordu. Böyle bir topluluk var Türkiye'de şu anda. Yani Fenerbahçe'nin içinde de var ama bu. Fenerbahçelilerin hepsi Ali Koç'un düşüncesinde değil Birçoğu da Aziz Yıldırım'ın düşüncesindeydi. Takım çıksın oynasın, mücadele etsin, çarpışsın, kazansın, istesin, arzu etsin. Bunların peşindeydi ama Ali Koç tek başına hepsinin önüne geçti, engelledi. Gidecekleri her deplasmanda karşı takımın taraftarı Ali Koç'a da, İsmail Kartal'a da, diğer futbolculara da vızıltılı sesler çıkacak. Buna hazırlık olmaları lazım. Tabii ki psikolojikman Galatasaray bu maçtan çok artı olarak çıktı. Mutlu olarak çıktı. Hele de skorun 1-0 olması, birinci dakikada golün gelmesi çok daha Galatasaray'ı memnun ve mutlu etti. O yüzden e, psikolojikman üstünlük şu an itibariyle Galatasaray'da. Karabaşı'da olamaz. Aylardır istifaya davet edilen bir futbol federasyonu var. Futbol federasyonu bugün itibariyle 18 Temmuz'da genel kurula gideceğini söyledi. Ama aday olup olmayacağını da açıklamadı. Sence bu kararın bugün açıklanması Bugün oynanan Süper Kupa finaliyle bir bağlantısı olabilir Olmaz mi? Olmaz mı? Herkes plan, program, koltuk sevdasında. Hele Mehmet Büyükekşi. Bu kadar sevilmeyen, kabul edilmeyen, saygı duyulmayan, güvenilmeyen bir federasyon başkanı hala bugün 18 Temmuz'da seçim var diyor ama ben seçileme katılmayacağım demiyor. Ya Mehmet Büyükekşi veya Küçük Ekşi acı ekşi. Ya Allah aşkına sokakta yürüyebiliyor musun rahat? Gittiğin yerde sevgi görebiliyor musun? Saygı görebiliyor musun? Ben hiç zannetmiyorum. Ya Mehmet Başkan bırak bırak. Cumhurbaşkanım sana devam dese bile affını iste ya. Sen bir iş adamısın. Yapma etme. Şimdi 18 Temmuz'a 3 ay var, 3,5 ay var. Niye bu kadar uzağa gittin? Orada da bir planlamam var. 18 Temmuz. Diyorsun ki, nasıl olsa diyorsun Haziran, Mayısın sonunda Haziranın başında Türkiye'de şampiyon belli olacak. Yana koydun. Milli maç Avrupa'ya gidecekler, o milli maçta bitecek. Başka hiçbir şey kalmayacak. Her şey böyle ee, şeker gibi poğaça gibi olacak. Sen de aradan çıkıp tekrar iki sene daha başkan olacaksın. Öyle mi? Vallahi Türk futbolu biter. Bak billahi Türk futbolu biter. Yazık olur Türk futboluna. Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen sayın Cumhurbaşkanım, futboldan anlayan, kucaklayan, sevgi saygıyı bilen, oturmayı, kalkmayı bilen, yeme içmeyi bilen, futboldan anlayan bir kişiyi ata ya da hiç karışma sayın Cumhurbaşkanım. Bakalım ne olacak? Kendi aralarında birini çıkarsınlar da görelim. Ondan sonra sana da konuşamayacaklar, bize de. Yani biz spor eleştirmenlerine de konuşamayacaklar. 18 tambuz'a var, 3-3,5 ay ya. Arkadaş 3-3,5 ay biz sizin karnınızı çekmek zorunda mıyız? Türkiye'de futbolu sevenler senin karnını çekmek zorunda mı? Kabullenmek zorunda mı? Ya sevilmiyorsun ya. Bundan daha önemli, daha değerli bir şey var mı arkadaş? Başkan sevilmiyorsun, saygı duyulmuyorsun. Futboldan uzak dur git. Ayakkabı mı yapacak Fabrikanın başında mı olacaksın? Emekli mi olacaksın? Seyahate mi çıkacaksın? Uzak dur uzak. Vallahi uzak dur. Ben senin oğlun olsam, kardeşim olsam bunları sana söylerim ve yaptırtırım. Sen kulaklarını tıkadın, gözlerini yumdurma şu anda ya. Bunların farkında değil misin? Hiçbir stada gidemezsin bir futbol federasyonu başkanı olarak biliyor musun? Başkanım hep yuhlanırsın. Vallahi yuhlanırsın, billahi yuhlanırsın. Tanışılık olarak senden rica ediyorum. Bırak ya. Vallahi bırak ya. Lütfen bırak. Türk futbolu senden kurtulsun. Bugüne kadar bu kadar ezik, bu kadar futbolu bilmeyen, bu kadar kaos yaratan, saçmalayan bir başkan daha olmadı ya. Bir aynaya bak ya başkan, bir aynaya bak. Lütfen aynaya bak artık ya. Ne haldesin ya? Senin akrabaların, senin kardeşlerin, senin arkadaşların inanıyorum ki senden uzaktalar ya. Hala futbol, futbol, futbol diyorsun. Futbolun feyesini bilmiyorsun ya. Biraz utan ya, arlan ya. Ardamarın da mı yok sayın başkan? O da bitmiş sende. Kral biz yayındayken şimdi Fenerbahçe'den bir son dakika açıklaması var. Adalet için dik durmaya devam edeceğiz diyor. Bu dik duruşu bir yorumlar mısın bizim için? Bence dik duruşun vakti bu değil. Lig biter. Kulüpler Birliği başkanısın, oturursun, eksikleri, yanlışları, adaletsizlikleri anlatırsın. O diğer 19 takımda seninle hem fikir olur. Çıkarsınız Cumhurbaşkanının yanına sıkıntıları, yanlışlıkları, çirkinlikleri, hataları anlatırsınız. E Sayın Cumhurbaşkanım da bunu hayır diyeceğini zannetmiyorum. Futbol Türkiye için çok önemli, çok değerli. Bu iki kulüp de öyle. Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Samsunspor'da, yani Kocaelispor'da, Sakaryaspor'da çok değerli kulüplerimiz. İşte bu o zaman değil dedim biraz evvel. Yani Fenerbahçeli olarak adaleti mi düzelteceksiniz? Nasıl bir adaletti? Futbolda adaletsizlikler var, evet. Lobiniz çok fazla. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın özellikle ikinizin taraftarı da fazla, lobisi de fazla, seveni de fazla, sevmeyeni de fazla. E nasıl dik duruş nasıl oluyor? U19 takımıyla çıkarak dik duruşluğuna bir şey mi getirmek istiyorsunuz? Farklılık mı getirmek istiyorsunuz? Asla kabul edilir bir şey değil. Asla doğru bir şey değil. Ben bunu kabul edemiyorum. Ali Koç'a da yakıştıramıyorum. Niye böyle, niye bu düşüncelerdesiniz? Bunu da algılamış değilim. Sevgili Ali Koç, vallahi billahi, tillahi sen bu kaosları yapmasan da yine Fenerbahçe taraftarı seni sever. Şampiyon olmasan da yine sevecektir. Yine sen başkan ist olmak istiyorsan, yine seni başkan olarak kabul edecekler ve saygı duyacaklardır. Sen eskiden çok sakin, duruşu olan, yerlere vurmayan, böyle çok güzel bir insandın. Şimdi tam tersi oldun. Kaoslan mı besleniyorsun? Yerlere vuruyorsun yumruklarını, elini. Sinirlendiğin belli sorulara sinirleniyorsun. Bu yaptıklarını televizyondan kendin bir izle. 5 sene önce gelen Ali Koç'la bugünkü Ali Koç arasındaki farkı gözlemleyebileceğini biliyorum. Evet saçların, gözaltıların çoğaldı. Tabi niye sıkıntı? 5 senedir şampiyonluk yaşatamıyorsun söz verdiğin halde. Futbol oyunu böyle. İş yerinde çok başarılısın. Türkiye'nin bir numaralı zenginlerinden birisin. 11 bin, 15 bin yanında çalışan insanın var. Yani neyin yok ki sevgili Ali Koç? Evet, futbol farklı bir olay. Futbolla iş hayatı öyle başarılı olamaz aynı anda. Nitekim öyle oldu. Şu anda sen futbolda başarısız görünüyorsun. Bunun farkındasındır inşallah. Ben de bu farkındalıklarından dolayı böyle sinirli, gergin, Kaos yaratan bir Ali Koç çıktı ortaya. Ben yakıştıramıyorum. Eski sevimliliğin, eski tatlılığın, eski duruşun, samimiyetin, kucaklaman, sevgin çok daha güzeldi. İnan ki sevgili Ali Koç. Her şey sahada kazanılıyor. Futbol sahada başlıyor. Yani bir 90 dakika başlıyor ama onun öncesinde bir sürü teferruat var. Geç o teferruat. Sen takımını iyi yap. Hocasını iyi bul. Doğru işler yap. Eze eze yensinler. Nitekim bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında 25 puan da gerideler. Fark oradan ortaya çıkmıyor mu arkadaş? İki takım da çok kaliteli. İki takım da şampiyonluk adayı. Ama bir takım şampiyon olacak. Moralli olan, disiplin olan, taraftarın sevdiği, saygı duyduğu, maçına geldiği takım şampiyon olacaktır. Diğer takım olamaz. Son bir şey daha söylemek istiyorum. En son haberin okuyucularına, izleyicilerine. Bugün 7 Nisan 2024 saat 10.30. Yani bir saat önce maç vardı. Evet. Ben oradan buraya geldim. Konuşmak için, sizleri biraz daha bilgilendirmek için. Ne olacak biliyor musun? Dünya basınında çok büyük, çok geniş yer bulacak bu olay. Maça çıkıp ikinci, üçüncü dakika maçtan terk edilmek. Dünya basınında Türk futbolunun düştüğü durumu kabul edecek misiniz? Bunlara kadar gidecek olay arkadaşlar. Dünya basını bunu alacak. Türk futbolunu indirebildiği yere kadar indirecek. Hoş mu oldu? Güzel mi oldu? Kim kazandı? Kim kazandı ya? Kazandık mı? Ne kazandın Fenerbahçe? Yapma. Bak, dünyaya rezil olduk biliyor musun?